Biontech Pfizer, koronavirüsün Delta varyantının hızla yayıldığı bu dönemde bir tazeleme aşısı geliştirmeyi planlıyor. Yalnız sağlık kurumları 3. dozun gerekli olup olmadığı sorusunu incelediklerini ve yalnızca ilaç şirketlerinin verilerine güvenmediklerini belirtiyor. Ancak mutasyonlar sonucunda virüsün yapısı ve niteliği temelde değişmezse sadece yaşlılar için bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler veya bağışıklık sistemini ilaçla baskılamak zorunda kalan hastalar böyle bir aşı takviyesine ihtiyaç duyacağı açıklandı. Yalnız bu bulgu mRNA aşılarının uzun vadeli etkileri üzerine Haziran sonunda ABD'de yayınlanan bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Docevelle Türkçede yayınlanan habere göre ABD İlaç Dairesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ise Pfizer Biontech'in 3. doz açıklamalarına ihtiyatlı bir şekilde yanıt verdi. Eldeki mevcut bilgilere göre iki doz aşılanmış Amerikalıların tazeleme aşısına ihtiyaç olmadığını ancak bilimsel verilerin bunun gerekli olduğunu gösterirse tazeleme dozlarının uygulanması için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. ABD'li sağlık kurumları 3. dozun gerekli olup olmadığı sorusunu incelediklerini ancak yalnızca ilaç şirketlerinin verilerine güvenmediklerinin de altını çizdi. Koruyucu etkisinin azaldığı iddiası Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşılarının koruyucu etkisinin 6 ay sonra azalacağını varsayıyor. İki şirket bu tartışma ile ilgili geçen haftalarda yaptığı ortak açıklamada İsrail Sağlık Bakanlığı'nın topladığı pratik uygulama verilerinden de anlaşılacağı üzere aşının enfeksiyonlara ve semptomatik hastalıklara karşı koruyucu etkisi ikinci dozdan 6 ay sonra azalmaktadır ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada şimdiye kadar mevcut olan verilere göre tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içerisinde üçüncü bir doz gerekli olma ihtimali muhtemel denilmişti. Üçüncü bir dozun aralarında delta varyantının da olduğu şimdiye kadar test edilen tüm koronavirüs varyantlarına karşı en yüksek düzeyde koruma sağlayacağını varsayıldığı ifade edilmişti. Üçüncü doz gerekli mi? Korona aşılarında güçlendirici etki olarak adlandırılan etki genellikle ikinci aşıyla ortaya çıkıyor. İster ikinci aşılama isterse enfeksiyon yoluyla olsun, aynı patojenle tekrar temas olması halinde bağışıklık sisteminin tepkisi güçleniyor ve hızlanıyor. Bu ilk reaksiyon sırasında bellek hücreleri denen hücrelerin oluşumuyla ortaya çıkıyor. Bellek hücreleri antijeni tanıyor ve patojeni yok etmek için çok daha hızlı bir tepki verebiliyor. Bu nedenle ikinci aşı herkes için çok önemli ve bu yüzden hastalığı geçirip iyileşenler sadece bu ikinci aşıyı oluyor. Çünkü vücutları zaten patojeni tanıyor. Kızamık gibi bazı aşılarda bir aşı ömür boyu etkili olurken örneğin tetanoz gibi diğer bazı aşıların ise her 10 yılda bir yenilenmeye ihtiyacı bulunuyor. Mevcut tartışma aşıların SARS-CoV-2'ye karşı uzun vadeli etkisine ilişkin güvenilir verilerin yalnız da sınırlı bir ölçüde mevcut olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni ilgili uzun vadeli verilerin hala eksik olması ve aynı zamanda ilgili yaş ve risk gruplarına dair farklı verilerin bulunması. Özellikle yaşlılar gibi halihazırda zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip kişilerde bağışıklık tepkisi her zaman güçlü bir şekilde gerçekleşmiyor. Buna bağlı olarak aşı ekiplerinin sonbaharda yaşlı bakım evleriyle huzur evlerini yeniden ziyaret etmeleri gerekebilir. Bunun sebebi tam da bu risk grubundaki insanların aşı konusunda takviye yapılmasına ihtiyaç duyulmasına neden olabilecek zayıf bir bağışıklık sistemlerinin olması. İki Biontech aşısı arasında 8 haftalık ara ideal koruma sağlıyor. Koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki uzun sürenin vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan daha fazla antikor üretmesini sağladığı belirlendi. BBC'nin haberine göre İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen bir araştırma, COVID-19 aşılarının dozları arasındaki sürenin bağışıklığa etkilerini inceledi. Henüz hakem incelemesinden geçmeyen, ön baskısı yayınlanan araştırma, iki doz arasındaki sürenin uzatılmasının daha fazla antikor oluşumuna katkı sağladığını ortaya koydu. Araştırma için 2020'nin sonlarında ve 2021'in başlarında farklı aralıklarla iki aşı olan 503 ulusal sağlık sistemi personelinin bağışıklık tepkileri karşılaştırıldı. Çalışanların kanlarındaki antikor seviyeleri ikinci aşı dozundan bir ay sonra ölçüldü. Araştırma sonucunda Pfizer aşısının hem kısa hem de uzun doz aralıklarının genel olarak güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğu görüldü. Virüsü bağlayabilen ve hücrelere bulaşmasını durdurabilen nötrleştirici antikorların 3 hafta aralıkla aşılananlara oranla 10 hafta aralıkla aşılananlarda daha fazla üretildiği tespit edildi. Araştırmaya göre ilk dozdan sonra antikor seviyeleri düşerken farklı bir bağışıklık hücresi türü olan T hücrelerinin seviyeleri yüksek kaldı. Uzun aralıklı aşılamada daha az T hücresine rastlanırken araştırmacılar tarafından aynı aralıkta bağışıklık belleğini destekleyen yardımcı T hücreleri adı verilen belirli bir türün daha yüksek bir oranda olduğu belirtildi. Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden Oxford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Suzan Duhan, iki doz aşı uygulamasının daha iyi olduğunu ancak ikinci dozun zamanlamasının koşullara bağlı olarak daha esnek olduğunu söyledi. 8 haftayı en etkili nokta olarak gördüğünü belirten Duanne, çünkü insanlar iki doz aşı olmak istiyorlar ve şu anda ülkede çok fazla Delta varyantı var. Ne yazık ki bu virüsün kaybolduğunu göremiyorum. Bunu yapabilmemiz en iyi korumayı elde etmekle dengelemek istiyoruz dedi. Nives Castle Üniversitesi'nden Dr. Rebecca Payne de çalışmaların sonucunda iki doz aşının COVID-19'a karşı en güçlü korumayı sağladığını gördüklerini belirtti. Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Zavahi, Çalışmadan elde edilen bulguların yalnızca İngiltere için değil, dünya için de büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Zavahi tüm yetişkinlere bir aşı sunmak için çabalarken, daha fazla insanı delta varyantına karşı korumaya yardımcı olmak için doz aralığını aşılama ve bağışıklama ortak komitesinin tavsiyesine uyarak 12 haftadan 8 haftaya indirdik dedi. Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısının yan etkilerini resmi internet sitesinden paylaştı. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi bir yan etkiye rastlanılmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas eklem ağrısı, kusma, ishal, Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır. Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarılıklık meydana gelirse aşı uygulanan kolunuzu yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması ve benzeri. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Yorgunluk, istirahat ediniz. Yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Hafif ateş, titreme. İstirahat ediniz. Yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Baş ağrısı. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kas, eklem ağrısı. İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kusma, ishal, bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz. Beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı oluşabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilgili oluşabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.